Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir yayınla daha karşınızdayız. Olaylar, olaylar, olaylar. Bugün günlerden pazartesi. AKP'de Birleşik Arap Emirlikleri kavgası büyüyor. Kimin kellesi gidecek? Bakalım kim istifa edecek? Buyurun. Efendim, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sattığını söyleyen AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan her zaman Ekrem İmamoğlu'na laf atıyordu, sataşıyordu. Efendim, Ramazan'da şatafatlı iftar sahur yapmışlardı. Bununla ilgili tepkiler gelince ne var ya kardeşim? İşte bilmem 500 kişilik, 1000 kişilik iftarı şu kadara getirdim. Bunun üzerine CHP'liler yüklenmişti. Biz de aynı yerde o fiyata iftar yapmak, sahur yapmak istiyoruz demişlerdi. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sattığını iddia eden Savcı Sayan 10 gündür halk ekmek büfelerinde ekmek sattırmıyor. Böyle bir haber var. Biz haberin yalancısıyız. Sebebi de fırınlara borcunu ödememiş. Evet arkadaşlar. Hayırdır? İftarlardan, sahurlardan para kalmadı mı? He? Fırınlara borcunu ödememişsin. Ağrı'da yaşayan kardeşlerim, bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Haber doğrudur, yalandır bilmiyoruz. Biz haberi yorumlayıp gülüp geçiyoruz. İnşallah doğru değildir. Yani sonuçta halk ekmek almak isteyen, Ağrı'da yaşayan mağdur kardeşlerimiz var. İnşallah Savcı Sayan böyle bir şey yapmamıştır diye umut ediyoruz. He Sayın Savcı Sayan? Zamcıksızlar, zamcıksızlar, ne bilir zamcıklığın kalından, zamcıksızlar, eman 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 eman. Evet arkadaşlar, bu uzun havanın sonunda bize şöyle bir tane kol gibi reisin zamcığı giriyor mu acaba? Benzine 1 TL 68 kuruş zam geleceği, LPG'ye de 40 kuruş zam geleceği söyleniyor. Biz zamcık gelmeden önce haberini yapalım dedik. Gözünüz aydın. Olur böyle şeyler. Siz ne zamcıklar gördünüz? Yani bu zamcık ne ki kardeş? Tabii. Yani ne oldu şimdi, benzin 23 TL mi oldu? 24 TL mi oldu? Öyle bir şey oldu galiba. Eğer bu zam gelirse. LPG'de en son 10 lira mıydı? Öyle bir şeydi. İşte arkadaşlar görüyorsunuz ya. İşte kalite. Kalitemiz artıyor tabii. Öyle artık eskisi gibi benzine, mazota su katmaya gerek kalmıyor. Niye? Çünkü fiyat arttı. Fiyat artınca ne oldu? İçine su katmaya gerek kalmadı. Dikkat ederseniz, yani şu 2 yıllık süreçte arabalarda enjektör arızası olmamaya başladı. Sanayilere gittiğinizde en çok kaportadan, kazalardan, bunun dışında enjektörlerden falan hiç arıza çıkmıyor. Niye? Çünkü benzinin, mazotun fiyatı istedikleri seviyeye gelince adamlar su katmak zorunda kalmadılar. Ne oldu? Parçaya zarar gelmedi. Ya bir de o açıdan düşün. Hep kötü düşünürseniz reisi suçlarsınız. Reisi suçlarsanız vatan haini olur. Aile ve Çalışma Bakanı Derya Yanık engellilerle ilgili diyor ki bundan 20-25 sene önce Türkiye'ye dışarıdan gelenler sokaklarda engellileri görmedikleri zaman "Aa, hiç sokaklarınızda engelliler yok, ne kadar sağlıklı bir ülke" diyorlardı. Oysa ki engelliler sokağa çıkamıyorlardı. Biz ne yaptık? Bu algıyı kırdık. Engelliler için farkındalık oluşturduk. Onların hayatını kolaylaştırdık. Altına bir kardeşimiz yorum yazmış. Engellileri otomatiğe bağladığınızı da söyle. 6 tane ilaç kullanmak zorunda kalan bir engellinin sadece bir ilaca 50 TL katılım payı vermek zorunda olduğunu da söyle. Hanımefendinin bu düşüncelerini size bırakıyorum. Yoruma yazın arkadaşlar. Yani bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bunun yanı sıra bu engelli kardeşlerimizle ilgili beni takip eden bir kardeşimizle konuştuk. KPSS tarzında sınavları varmış bunların. Yani devlete memur olmak için.
Burada büyük bir problem var. Diyor ki zihinsel engelli öğrencilerin sınavlarında lisans soruları soruluyor. Boşluk doldurmadan tutun da efendim mantık soruları soruluyor. Bu insanlar zaten zihinsel engelli. Bu sorulara nasıl cevap versinler? Yani bununla ilgili büyük bir problem var. Maalesef direkt bunu duyunca şu aklıma geldi. Acaba birileri buradaki kadroyu kötüye kullanmak istiyor da bu engelli kadrosundan engelli olmadığı halde devlete girip oradan da farklı farklı kurumlara geçiş mi yapıyor? Yani gerçekten bu aklıma geldi. Hani tamam bizde fitne, fıcıklık, fesatlık var. Eyvallah. Bir şey demiyorum. Böyle bir şey var demiyorum. Bu geldi aklıma. Direkt bunu düşündüm. Yoksa ya bu insanlar zaten engelli insanlar. Allah şifa versin. Yani bunlar devlete iyi kötü bir şekilde girecekler. Girmeleri lazım. Devlet olarak senin üzerine düşen bunları bir şekilde o sınavlardan geçirip devlete almak. Hani iyi kötü insan içine çıksınlar. Hayata karışsınlar. Tutunacak bir dalları olsun. Peki sen o sınavlarda işi daha da zorlaştırırsan ben ne düşünmeliyim? Direkt aklıma o geldi. Demek ki birileri acaba bunu kötüye mi kullanıyor? Adam sağlıklı, kadın sağlıklı. Burada bir kadro var, engelli kadrosu. Gel buradan gir. Buradan farklı bir kuruma geç. Oradan devam et. Ve AKP eğer 2023'te seçimi kaybederse gelen parti kim olursa olsun bu engelli kadrosundan devlete girenleri bir kontrol etmeli. Gerçekten bir kontrol etmeli. Burada büyük bir problem var. Derya Hanım, madem engellilerle ilgili harika güzel şeyler yaptık diyorsunuz, engellilerin devlet kurumlarına kadrolu bir şekilde gireceği veya sözleşmeli bir şekilde gireceği o sınavları bir kontrol edin. Bir kontrol ettirin. Engelli vatandaşlar isyan ediyor. Böyle sorular olmaz diyor. Yeferi dedi Kemal Kılıçdaroğlu çiftçiler gününde çiftçilere seslendi. Diyor ki bizim iktidarımızda efendim sulama elektriği, mazot, gübre, tarım ilacı gibi şeyleri düşünmeyeceksiniz. Her türlü size desteği sağlayacağız. Rahat olun. Yeter ki biz iktidara gelelim. Alttaki yorumlara baktık. Tabii ki her zaman olduğu gibi İstanbul'u aldınız, Ankara'yı aldınız, buyurun yapın. Neden yapmıyorsunuz? Şimdi bu tarz geri zekalara şunu söylemek lazım. En basit şekilde nasıl anlatılır diye düşündüğümde şimdi bir fabrika olarak düşün Türkiye'yi. Fabrikanın sahibi kim? Şu anda. Ya sahibi diyemeyiz ama Erdoğan. Bu belediyeler de o fabrikanın müdürleri. Belediyeler yani bu müdürlerin mi sözü geçer, fabrikanın sahibinin mi? Yani fabrikanın sahibi fabrikayı batırmak istiyorsa o müdürler hiçbir şey yapamazlar. Bitti. Bak aptal anlatır gibi anlattım. Anladığını zannediyorum. Şimdi arkadaşlar, şunu düşünün. Şu anda tarımın gelmiş olduğu durumu, çiftçinin durumu beter. Cezaevine girenler, borcunu ödeyemeyenler, haciz gelenler, malına çökülenler, hayvancı hakeza aynı durumda. Bunu gelen parti kim olursa olsun yapmak zorunda. Çiftçinin borcunu sıfırlayacak ya bu ilk 3 senede olmazsa sonraki 3 senede bir şekilde bu yapılmak zorunda. Yoksa daha kötü duruma düşeceğiz. Dışarıdan AKP'nin yaptığı gibi domates alalım, hıyar alalım bunun önüne geçemezsin. Bunun önüne geçemezsin. Bununla olmaz. Mecbur içe dönüp kendi çiftçisini gelen desteklemek zorunda. Bundan dolayı da Kılıçdaroğlu'nun bu dediği doğru. Bunu bir şekilde yapacak. Ha belki istenilen tamamen komple bedava yapmaktır. Komple bedava yapamaz da %50'sini destekler. Ama bir şekilde destekleyip bu fiyatları düşürmek zorunda. AKP'nin 20 yıllık iktidarının başında domatesi kaç paraya yiyordun? Şimdi domatesi kaç paraya yiyorsun? Şimdi birinin gelip demek ki bu tarım battı, bu çiftçilik battı, bunu düzeltmesi lazım. Bunu düzeltmek için de ne gerekiyor? İşte böyle adımlar atmak lazım. Abi yapamaz. AKP yaptı da ne oldu? Yaptı bak yaptı sonunda domates 20 lira. Hıyar 10 lira. Meyveyi falan saymıyorum yani. Meyveyi zaten siz kim meyve yemek kim fakirler.
Yani sonuçta meyve bile lüküs doldu. Hani önceden bu köylerde biri hastalandığı zaman gidermişsin işte meyve satılan manavdan falan bir tane meyve alırmış koltuğunun altına koyar gidermişsin ya hasta ziyaretine. Aynen o günlere geri döndük. Ya yavrum benim. Lan bu nereden aklıma geldi? AKP'de Birleşik Arap Emirlikleri çatla. Evet arkadaşlar, bir tarafta AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan. Diğer tarafta AKP sözcüsü Ömer Çelik. Birbirlerine girdiler. Olaylar, olaylar, olaylar. Efendim konu Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü olması. Bununla ilgili bir YouTube kanalında efendim Cahit Özkan'a sormuşlar. Ya bu Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü değil miydi? Niye bununla ilişkiler devam ediyor? Daha da iyileştirilmeye çalışılıyor. Yani bu adamlar size darbe yapanları desteklediler diyor. Soru. Siz de bu adamlarla beraber yürüyorsunuz. Tabii böyle bir soru gelince Cahit Özkan da diyor ki efendim Birleşik Arap Emirlikleri bize diz çöktüremeyeceğini anlayınca diz çökmüş oldu, biat etmiş oldu tarzında bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine Ömer Çelik Twitter'dan Cahit Özkan'ı hedef alıyor ve diyor ki Cahit Özkan'ın bu tarz düşünceleri kesinlikle partimizin fikirlerini yansıtmamaktadır. Partimiz Cahit Özkan gibi düşünmüyor. Bir tarafta Cahit Özkan ki AKP'nin grup başkan vekili, diğer tarafta Ömer Çelik AKP'nin sözcüsü. Para, para, para. Para, para, para. İşte bu kadar arkadaşlar. Olay bu. Şimdi şunu sormamız lazım. Ya birisi size darbe yapmak istese, siz onunla bir daha bir araya gelir misiniz? Gelmezsiniz. Hele Erdoğan gibi bir lider hiç gelmez. İşte zamanında bu tarz şeyler söylerseniz, bu işin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var, parayı onlar sağlıyor. İşte paraya sıkıştığınız zaman adamların ayağına gidersiniz. Ne oldu? Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu zayet miydi? Neydi? Şimdi başa geçelim. Türkiye'ye geldi. AKP'li troller, bakın arkadaşlar, biat etmeye geldi Türkiye'ye diyor, haber yapıyorlardı. Ya reise biata geldi. Peşinden Erdoğan gitti. Ne oldu peki? He? O zaman da biz de dedik ki Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne rahmet götürdü, merhamet götürdü. O topraklarda bitki mitki tabii bu tarz şeyler olmadığı için özellikle reisi çağırdılar. Gel rahmet gelsin, bereket gelsin. Reis de gitti, rahmet gitti, bereket gitti. He? Peşinden bir daha gitti. O ne içindi? Peki onlar ne dediler? Hani reise biat edenler, reisi yıkamayacağını anlayanlar, Türkiye ile beraber yürümek zorunda olduğunu anlayan o Birleşik Arap Emirlikleri ne dedi? Biz Erdoğan'ı istemiyoruz ki. Erdoğan bizi istiyor. Bizim Erdoğan'a ihtiyacımız yok. Erdoğan'ın bize ihtiyacı var. Ya biz Erdoğan'ı çağırmadık. Özellikle Erdoğan'ın kendisi gelmek istedi. Gelmek isteyene de gelme diyecek halimiz yok dediler. Bunlar gerçekler. Bunun yanı sıra bir de kalkıp Erdoğan'ı kafasında kasketle hani elinde de böyle bir şey Türk bayrağı koymuşlar. Üzerine de dilenci gibi göstermeye çalıştılar. Ve bizim basınımız da sustu bunu yedik. Bir tek biz tepki gösterdik. Ya güzel güzel. AKP birbirine girdi. Hadi bakalım. Bize de malzeme çıkıyor. AKP'nin yandaş gazetecilerinden Nagihan Alçı mahalle mi değiştiriyor? Evet arkadaşlar, son dönemlerde altılı muhalefete yapmış olduğu çıkışlarla bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle gündeme gelen Nagihan Alçı. Efendim konuyla ilgili merak edilen soruya cevap vermiş. Nagihan mahalle mi değiştiriyor? Nagihan demiş ki korkmayın, sakin olun. Benim mahalle falan değiştirdiğim yok. Benim CHP'yi desteklemek gibi bir niyetim de yok. Ama yaptığım iş gazetecilik olunca kimi zaman çıkmaz sokağa gördüğümde burası çıkmaz sokak demek zorundayım. Bundan dolayı. Sen şimdi mahalle değiştirmiyorsun he? Bizi yalnız bırakıyorsun. Oysa ki biz böyle düşünmemiştik Nagihan.
Seni de aramıza alır daha da güçlü oluruz diye düşünmüştük. Olmadı bu. Gene sattın bizi Nakihan. Yapma bunu. Biz bunu hak etmedik Nakihan. Bedava Karadeniz turu yaptık. Parasını ver lan. Lan gerçekten ağladım ha oğlum. Ağlayasım gelmiş. Mübarek gözyaşlarım ha. Bunlar mübarek ha. Çeyrek ünlünün gözyaşları. Küçük küçük kaplara koysam satsam mı lan? Millet osturuğunu satıyor. Lan konu nereden nereye geldi anasını? Ya işin içinde nagihan olunca ooo. Ya abi Allah aşkına. Ne diyeceğimi unuttum. Bari Bankasya'dan çektiğin 5 milyonu geri ver kız. Vallahi bak. Geri ver ödeşik. Villa mı aldın? Yalı mı aldın? Vallahi o yalıda gözüm var. O yalıda gözüm var. Haberin olsun demedi deme. Düşündürücü. Çukur dizisinin Timsah Celili. Melih cinsiyet değiştirdi. Olabilir, saygı duyuyoruz. Kendi bedeni nasıl isterse öyle yaşar. Şimdi Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Orada düşüncelerini anlatmış. Tabii gelen tepkiler olumlu, olumsuz. Ben bu konuya girmiyorum. Herkesin kendi özgür hayatı, isteyen istediği gibi yaşar. Çünkü ben Allah değilim. Siz de Allah değilsiniz. Ha, abi çocuklarımıza kötü örnek oluyor diyorsanız çocuklarınızı böyle şeyleri izletmezsiniz, görmezler, olur biter. Her şey sizin elinizde. Belli bir yaşa geldikten sonra da çocuk sonuçta eşek değil, kafası çalışıyor, neyin ne olduğunu anlar. Ben konuma geleyim. Konu şu arkadaşlar. Maalesef sosyal medyada bu takipçi kasma muhabbeti var. Mesela adamın erkek takipçisi 10 bin. TikTok'ta. Ne oluyor? Bakıyor ki ulan millet cinsiyet değiştiriyor. Erkekken kadın oluyor, kadınken erkek oluyor. 5 bin takipçisi olanın 100 bin, 20 bin olanın 1 milyon takipçisi oluyor. Ya benim neyim eksik diyor ya. Değiştireyim cinsiyet veya değiştirmeyeyimmiş gibi yapayım diyor. Sırf takipçi gelsin diye. Erkek adam kadın gibi rol yapıyor. Kırıta kırıta böyle bir tuhaf bir haller falan. Şimdi bizde de öyle bir tuhaf bir durum var ki lan adam erkek, ben Melih için söylemiyorum. Başka yani genelleme yapıyorum. Erkek 10 bin 20 bin abonesi var, takipçisi var. Cinsiyet değiştirdim diyor. Tamam, 2-3 videosu izleniyor. Ondan sonra bir bakıyorum ulan bir anda takipçisi 1 milyon olmuş. Abi yani siz ne amacınız ne, neyi merak ediyorsunuz? Sonra da insanlar bunları görüyorlar. Ulan diyorlar biz de cinsiyet değiştirdik diyelim belki bizim de takipçimiz artar. Ondan sonra etrafta kırık kırık konuşan insanlar. Gerçekten onu hissediyorsan öyleyse eyvallah, bir şey demiyorum ama bunu ticarete dökenler var. Maalesef bu da bizim cehaletimizden, toplumun cehaletinden kaynaklanıyor. Bu konuda uyanık olmak zorundayız. Yoksa herkesin özgür hayatı, özgür bedeni, isteyen istediğini yapsın. Yani sonuçta bize ne? Değil mi arkadaşlar? Ama böyle uyanıklara da dikkat edin. Van İpek yolunda göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar alan polis ve jandarma operasyon düzenlemiş. Tek katlı bir eve operasyon düzenliyorlar. Operasyonda ulan normalde bu evde kaçaklar olması lazım. Kimse yok. Allah Allah. Çekyatı kaldırıyorlar, insan fışkırıyor. He. Mutfak dolabını açmışlar. diye adam polisin ödü kopmuş ha. Tavan arasına bakmışlar ki ola böyle bir kapak var. Kapağı aşağı indirmeleriyle patır 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 insanlar dökülüyor. Ulan gece konduda 21 kelle baş. Bak kaçak. Şimdi benim anlamadığım şu. Sayın Soylu Türkiye'ye pasaportuyla giriş yapanların pasaportlarını yırttıktan sonra sınır dışı edilemediklerini, çünkü pasaportları olmadığından dolayı onları gönderemediklerini söylüyor. İyi de bunlar kaçak. Bunların hiç pasaportu yok. Bunları nasıl göndermeyi düşünüyor? Yani burada acaba direkt insanın aklına bak şeytan vesvese verip şunu söyletiyor. Ulan acaba bu göçmenler Türkiye'ye giriş yaparken belli bir ücret verip giriyorlar da
Bunlar acaba ücretsiz girdiler diye mi polis ve jandarmaya operasyon yaptırtırıyorlar? Bak, şeytanı gördünüz mü? Ya, siz siz olun, şeytanın vesveselerine uymayın. Allah muhafaza, cehennemde cayır cayır yanarsınız. AKP'li Abdurrahman Dilipak'a ne oldu? Evet arkadaşlar, bir uyanış içinde. Yani fazla güneşe çıktığı güneşin etkisinden dolayı mı? Yoksa bu kenevirle uğraşıyordu, oksijen bayağı bir alınca vücuttaki mekanizma değişti mi anlayamadım. Beyefendi diyor ki Abdurrahman Bey, yahu diyor bu Suriye'den ve Afganistan'dan gelenler var ya, he, bunların arasında arsız olur, hırhız olur, he, bunların ayrımını yapmak zorundayız, yoksa bunlar mafyaların tetikçileri olur. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Türkümüzü söyleyelim. Günaydın, 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 günaydın. Sayın Abdurrahman Dilipak, adamlar Türkiye'ye geldiler, evlendiler, evli olanlar çoluğa çocuğa karıştılar. Tabii, sizin yeni aklınız başınıza geldi. Şimdi Afganistan'da olaylar oluyor. Sosyal medyada videolar bir dönüyor. AKP'liler yalanlıyor. Afganistan'daki hapishaneler boşaltılmış diye. Ya ne oldu bunlar? Nereye geldi? Türkiye'ye geldi. Kaçta kaçı Türkiye'ye geldi? Ya %20'si bile Türkiye'ye gelse, bırak %20'yi, daha fazla da. Bunlar hapishanelerde hangi suçlardan yatıyorlardı? Hı? Hangi suçlardan yatıyorlardı? Hırsızlık, uğursuzluk, taciz, tecavüz, her fışkı var. Bunlar şimdi, sen toplumun arasında saldın bunları. Hadi bize entegre ol. Lan adam kendi ülkesinde hırsızlık yapan adam, senin ülkene nasıl entegre olsun? Ha? Senin ülkene nasıl entegre olsun? Taciz, tecavüzden cezaevinde yatan adam senin ülkene nasıl entegre olsun? Ondan sonra da AVM'lerde, sokakta, parklarda senin karına, kızına böyle bakarlar. Böyle bakarlar. Sen rahatsız olursun, tepki gösterirsin, gelir senin İçişleri Bakanı da seni suçlar. Ne var yani selfie çekiyorsan? Gel anlat. Gel anlat, anlatamazsın bunları. Ama iş işten geçti artık. Ha, Abdurrahman Dilipak şu an bunu söylüyor ya, günah çıkartıyor. Çünkü bu dediği oldu. Bunlar mafyanın tetikçileri oldular ki, bunun kulağı deliktir. Buna birisi fısıldamıştır tabii. Bu olmuştur ki bu böyle konuşuyor. Yoksa Abdurrahman gibi gazeteciler, bunlar böyle durduk yere çıkıp ortaya atmaz kendini. Düşündürücü. AKP'de Cahit Özkan skandalı büyüyor. Kovuldu mu, kovulmadı mı? İstifa etti mi? Ettiriliyor mu, ettirilecek mi? Evet arkadaşlar, dünkü kavga bugün kötü bir haber getirdi. Kavganın çatlakları her geçen gün büyüyor. Cahit Özkan'ın kovulduğu haberi gündeme düştü. Apar topar sosyal medyaya kilitlendiler. Cahit gitti mi, gitmedi mi? Acaba Cahit'in arkasından yar saçların lüle lüle, Cahit sana güle güle diyecek miyiz dediler. Danışmanları devreye girdi. Kimse bizi kovamaz. Cahit bir tek gitmek isterse gider diye açıklama bekliyorduk. Yapmadılar. Hayır, kovulma yok dediler. Basın toplantısı yapacağız dediler. Basın toplantısını bekliyorduk. Toplantı iptal edildi. Ya abi Allah aşkına. Lan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bak ya. Vallahi billahi. Kaşıkçıyı yakarak hallettiler. Cahil'i de istifa ettirmeye çalışıyorlar. Adamlara laf atıyorsun, çarpılıyorsun. Ne kadar mübarekler, görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim, canlı yayındaydık. Buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.